Yaşamayı bilmiyor bu ile, yaşamayı bilmiyor. Evet, çok güzel. Baba yani, rahmetli oldu. Rahmetli oldu baba. Bakıyorsun da. Yine de babam bırakmış amca. Merhaba arkadaşlar, kanalıma, bugünüme hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben bir şey gördüm. Hurmalara bakar mısınız? Turuncu hurma. Çiçekleri de açtı geçti. Ben onu çekecektim, gösterecektim. Ama videosunu almıştım, short videosunu. Bakın nasılsınız arkadaşlar? Bu güzelliklerle videomu açmak istedim. Bakın. Çok güzel ya, maşallah. Yani böyle kapıya cennet hurması dikmek gibisi var mı arkadaşlar? Bakın. Kızarmış biraz bakın. Şurada kızarmışı var. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Böyle arkadaşlar. Ay çok güzel, dalları dolu dolu maşallah. Arkadaşlar bakın, minyatür tür buz çiçeği gördüm. Okula geldim, okulun bahçesinde arkadaşlar. Bakar mısınız? Bakın nasıl coşmuş ve güzel. Size bunu da göstermek istedim. Çok küçücük minyatür arkadaşlar çiçekleri. Çünkü benimkisinin iri çiçekli, onu da göstereceğim. Aynı tür hangisi? Bu değişik minyatür tür. Bakın nasıl güzel. Bakın arkadaşlar dolmuş. Gerçekten hemen tutuyor. Yani arsız çiçekler. Suda köklendi mi bitiyor bunların işi. Hemen kökleniyor arkadaşlar. Bakın minyatür olmayan tür de şu. Bakın iri çiçekleri bunların. Küçük olan da belli oluyor zaten. Bakın. Bakın arkadaşlar, iri olan buralara taşmış. Çok güzel. Okul bahçesinde güzel yapmışlar buraları. Yani küçük de olsa çiçek dikilmeli. Bakın bodrum papatyaları da aralarda. Kasım patları da var. Böyle arkadaşlar. Bu kadar olsun. Bakın nasıl güzel coşmuş yerlere kadar. Bakın böyle. Eve gelmişken evdekileri de göstereyim arkadaşlar. Bakın büyüme hallerine. Maşallahları var. Nasıl esintiye çok güzel oluyor. Bakın yaprak güzelliğine. Esintiye çok sevmiş maşallah arkadaşlar. Çiçeklerine. Süper. Bakın çok güzelsin. Bunu da göstereyim istedim, bu bahçeyi de tekrar size. Yani videom olsun arkadaşlar. Bu aralar yani uğraşıyorum taşınmayla arkadaşlar, ondan. Bakın diktiğim sarmaşa, salon sarmaşına coştu da coştu arkadaşlar. Mesela yere değenler bile kökleniyor. Bakın burada parlak Mustafa, bakın bu pirpirim deriz biz. Bakın yani semizotu arkadaşlar. Bakın şunun haline, çok güzel ya. Bakın buz çiçeğini dikmiştim, hemen nasıl coşmuş arkadaşlar. Bakın rengine, ay nasıl güzel, toprakta daha da güzel renklenmiş. Kendine gelmiş. Bakın güllere. Bakın buraya da sedum palmeri diktim. Bunu da diktim, tutmuş arkadaşlar. Hemen kökleniyor yani. Kolay kökleniyor. Suda da kökleniyor arkadaşlar.
Böyle arkadaşlar, bakın. Bakın arkadaşlar, buradaki sardunyamı da göstereyim. Bakın tekrar açmalara başlamış. Çok güzel bir kırmızı sakız sardunya. Ve böyle. Şu domatesin haline bakar mısınız? Sivri arkadaşlar, bayağı coşmuş. Bakın sivri tarz. Yani ben bu sivrileri çok seviyorum arkadaşlar. Bakın. Küçücük de olsa yani bir şeyler dikmeye çalışıyoruz. Binadakilerle, arkadaşlar, komşularımızla. Bakın. Böyle çiçekler, hem çiçekler hem domatesler, biberler. Kabaklar. Ön tarafa geçelim arkadaşlar. Bakın ön tarafa geldim arkadaşlar. Burayı da göstereyim size. Parlak Mustafa burada da farklı büyümüş. Bakın yaprak güzeline diktiydim. Sardunyalar ve domatesler. Buranınki daha da büyük olmuş ve verim vermemiş arkadaşlar. Batı tarafı. Bakın sardunyama. Bu da burada da tomurcuklanmış. Bakın diktiğim yakutlar nasıl güzel olmuşlar. Bakar mısınız şu sardunyanın coşkusuna? Hep bunları temizliyorum tekrar. Yani bol sulanıyor ve gübrelendiği için çok güzel. Sıcaklarda susuz da bırakmayan, yani suyu çok sevmez ama yine de nemli kalacak toprağı. Suda, çok suda da çürüyorlar arkadaşlar. Yani suda çimleniyor ama toprakta çok şey kaldığı zaman, toprak kurumayınca yapraklara dökülüyor. Çürüyor arkadaşlar. Üstten bile çürüme oluyor. Bir tane sardunyamı öyle kaybettim ben. Nasıl yeşil oldular bu ortancalar. Bakın kapının önü. Bakın arkadaşlar. Şu sardunyanın güzelliğini. Öyle gidelim. Bakın pembiş olan sardunya. Buraya diktiğimiz sardunyalar kocaman bu dağa oldu. Bu sardunyadan diktik arkadaşlar. Tomurcuklanmaya başladı. Bakın böyle, şuradaki ortanca da böyle. Yani buraya şimdilik bu kadar olsun. Evdeki çiçeğimi de göstereyim size, biraz bilgi vereyim çiçeğim hakkında, begonya hakkında. Eve çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar eve geldim. Ben begonyamı bir arkadaşım için, takipçim için anlatmak istiyorum. Nasıl baktığımı öğrenmek istiyor. Şule arkadaşıma buradan selamlar. Teşekkür ederim. Böyle bir fikir sordu. Yani bakımımı öğrenmek istedi. Ben yumrulu begonyayı arkadaşlar, ben de elimde yapamıyordum. Hiç hani tutturamazdım, büyütemezdim. Bakarak öğrendim. Nasıl oldu? Geldim arkadaşlar. Toprağını değiştirmedim. Hemen değiştirmedim. Bir sabah güneşi seviyorlar arkadaşlar. Böyle yarı gölgede de oluyor ama bir saatte olsa o güzel güneşi almak istiyor.
Yani sabah güneşini istiyor. Toprağını nemli bırakacaksınız. Çok böyle cılık cılık su olursa arkadaşlar kaybediyorsunuz. Toprağı da geçirgen olacak. Yani alt tabakada çakıl taşları falan olsa drenajları çok böyle delikleri ince olmayacak. Kalın delikli olacak arkadaşlar saksısı. Toprağına da çakıl taşlarını koyacaksınız. Alt tarafa bol geçirgen bir toprak seviyorlar. Böyle kısa bir bilgi anlatayım istedim. Bir de ben bu toprağı böyle çok kurursa verin. Böyle toprak, bakın benim toprağım hemen kuruyor. Bakın bak dibleri, kök yanı biraz nemli. Hemen sulamıyorum. Onu biraz daha güneşe koyduğum için sulamıyorum. Toprak kuruyana kadar. O belli ediyor zaten toprağı, kendisinin kuruduğunu. O zaman veriyorum, nemli kalacak arkadaşlar. Çok böyle su içinde her tarafı toprak ıslak kalırsa kök çürümesi yaşıyor, yumrularını kaybediyor. Yoksa size böyle bol bol çiçek yaprak açmaz. Köklendirmeyi de arkadaşlar böyle bir tane dal aldım, köklendirip tekrar öyle geçirgen bir toprağa dikmeyi düşünüyorum. Konumunda aynı konuma koyacaksınız. Konumu değiştirmeyeceksiniz. Ben sabah güneşine koyuyorum. Sabah güneşinde bakabildim ben. Yani batı tarafta, kuzeye de koydum. Olmadı. Sabah güneşini çok seviyor. Ben de böyle büyütebildim. Böyle baktım. Ben de yumrulu begonyalara bakamıyordum. Öbür günlere çok güzel bakıyorum arkadaşlar. Böyle ben de bakımını, kolaylığını öğrendim. Ve toprağını hemen değiştirmedim, gelen toprağı. Onun kenarından şey vardı, hormon bezi. Onu böyle biraz aldım, havalansın kökü diye. Hani değiştirmeden önce toprağını yırttım, aldım arkadaşlar. Hani kökünü de açmış oldum, sorun da yaşamadık. Hormon bezlerini almazsanız kök zamanla çürüyor, su koydukça. Böyle şöyle arkadaşıma da anlatmak istedim. Çünkü bu kalın, dibleri kalın olan delikli saksıları çok seviyorlar arkadaşlar. Çünkü sürekli hava alması lazım. Esintiyi çok sevmiyorlar. Çok bol esinti de olmasınlar. Hani çok esinti aldığı zaman çiçeklerine de zarar veriyor. Güneşi de bol almayacaklar. Yarı gölge ama sabah güneşine koyun. Çok güzel konumunu, azıcık böyle sıcak yerleri seviyorlar. Böyle, yani ben böyle baktım, böyle alıştırdım. Alıştırdığım konuma da bağlı. Hem şöyle arkadaşıma da teşekkür ederim izlediği için. Destek olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Ben de elimden geleni yapıyorum sizler için. Bildiğim bilgileri, kendi bilgilerimi anlatmaya çalışıyorum. Toprağına da solucan gübresi koydum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim arada. Çok sağ olun. Böyle biraz kısa bilgi geçeyim istedim. Videomda anlatacağımı söylemiştim arkadaşıma. Yani biraz geç döndüm yorumlara. Çünkü bu aralar çok sıkışığım arkadaşlar, ev konusundan dolayı tekrar aynı şeyi söylemek istemiyorum. Çocukların okulları şimdilik başlayacak, kayıtlar devam ediyor. O yüzden onlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Beni izlerseniz çok sevinirim. Destek veren arkadaşlarıma teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun.